Depremin ilk gününden bu yana kadın savunma ağı olarak alanlardayız. Buraya bir kadın dayanışma çadırı kurduk. Bunun dışında bir kadın kahvesi kurduk. İstiyoruz ki burada kadınların temel ihtiyaçlarının dışında sosyalleşebilecekleri, birlikte bir şeyler paylaşabileceğimiz, gerek avukat desteği, gerek psikolojik destek sağlayabileceğimiz, yönlendirebileceğimiz ve bu iletişimin sağlanabileceği bir alan yaratmaktı. Bunun için bu alana bir kadın kahvesi kurduk. Kadın kahvesine günde bir sürü insan geliyor, muhabbetler ediliyor ve burada hijyenik malzemeler, bunun dışında iç çamaşırı, kadın kıyafetleri ve çocuk malzemeleri dağıtımı yapıyoruz. Bütün bunların dışında çevredeki bütün köylerden tanışık olduğumuz kadınlar var. Bu kadınlar bize köylerdeki ihtiyaçları bildirdiği zaman köylere ziyaretlere gidip oradaki kadınlarla da iletişim kurup ihtiyaçlarını götürüyoruz. Şu anlık bu şekilde gelişiyor programımız. Kadınların ihtiyaçları daha çok hijyenik malzemeler. Alana muhtemelen ilk pet ve sütyen getiren biziz. Çünkü kadınlar ilk pet getirdiğimizde günlerdir pet arıyoruz, sütyen arıyoruz, iç çamaşırı arıyoruz. Hala gelmedi diye biz 5. 6. günde bunları sağlamıştık. En çok ihtiyaç şu an pet ve hijyenik malzeme diyebilirim ki biz de bunları daha çok öncelik veriyoruz. Şöyle, biz burada da kadın kahvesinde otururken sürekli şunu yineliyoruz. Kadın kadının yurdudur diyoruz. Yine birlikte el ele vererek bir yaşam kurmaya, bunu örgütlemeye çalışıyoruz. Bu yaşamı kurarken de istiyoruz ki eskisinden farklı bir şeyler olsun ve artık kadınlar ev içi emeklerinin sömürülmediği, şiddete maruz kalmadığı, daha güvenceli, daha özgür bir ortamda hayatlarını sürdürsünler. Yeniden yaşamı kurarken aslında bunu örgütlemeye çalışıyoruz. Bunu da el birliğiyle, el ele tutuşarak, yaralarımızı sararak yapmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki yeniden yeşereceğiz, yeniden hayatı kuracağız. Gelecek bizimdir, kadınların ve çocuklarındır. Burada insanlar çadırda yaşamaya başladılar. Çadırın yetersiz olmasından ötürü tek bir çekirdek aile formunda insanların evi varken şu anda büyük çadırlarda işte kaynanasıyla, kayınpederiyle, büyük bir aileyle beraber yaşamaya başladı insanlar ve tüm ailenin çamaşırı, bulaşığı, tüm bu yükler kadınların üzerine yüklenmiş durumda. Öncesinde küçük bir aile içerisinde emek verirken şu anda büyük bir ailenin bütün yükünü taşıyor kadınlar. Burada yaptığımız şey, yani bir aradayız. Bunu hissetmesi bile insan kadınlara güç veriyor. Burada oturup beraber dertleşiyoruz, paylaşıyoruz. Yaptığımız şey aslında kadın temasının dışında da bir şey. Aslında burada sağaltım yaşanıyor. Yani deprem sonrasında o yaşanan kriz, çünkü herkes tetikte bir şekilde bekliyor ve buna dair de paylaştıkça bir an olsun unutup böyle gülüşmeler, işte böyle kahve içmeler bu kadınlara iyi geliyor, iyi hissettiriyor ve kadınlar iyi olduğu zaman aileleri de iyi oluyor, çocukları da iyi oluyor. Yani bunu sağlıyoruz burada aslında. Yaptığımız şey bu.